15 Temmuz'un yıl dönümünde o gün, o gece yaşananları hatırlatmaya devam ediyoruz. A Haber ekibinden Murat Sekban. Bu kez darbecilerin ilk hedeflerinden Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Merkezi'nde o gün neler yaşandı, sonrasında neler oldu, son gelişmeleri anlatacak. 15 Temmuz ihanet gecesinde FETÖ'cü hainlerin hedefinde olan noktalardan bir tanesindeyiz. An itibariyle Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndayız. Bulunduğumuz nokta o gece darbeci hainlerin bombalarla hedef aldığı nokta ve burada bir aslında o gecenin izleri yaşatılıyor. Burada gördükleriniz, kameramanımın gösterdiği tüm bu görüntüler o gece burada kahraman bir şekilde şehadet şerbetini içen, şehit düşen 51 havacı ve özel harekat personeline ait kıyafetler ve silahlar. O gece darbecilerin ilk burayı vurduğu saat 23.08'di. F-16 savaş uçaklarından atıldı bombalar. İlk olarak Havacılık Daire Başkanlığı hedef alınmıştı. Gece yarısı özel harekatçıların hava gücünü kırmak için bu yapılan saldırının ardından tam saatler 12 gösterdiğinde darbeci hainler en ağır bombalarla ardı ardına attılar kahramanların üstüne bombaları. En büyük hasarda Nizamiye'de verildi. En fazla şehit de o noktada verildi ihanet gecesinde. Gördüğünüz bu kıyafetler, bu silahlar her biri o gece burada görev yapan ve şehit düşen kahramanlarımıza ait. Hemen üst tarafta zaten onların isimlerinin de yer aldığını görebilirsiniz. Faruk Demir, hemen yan tarafta özel harekatçı Fevzi Başaran, Eyüp Oğuz, Erol İnce sadece erkekler değil. O dönem o gece burada hazır bulunan birçoğu izindeydi ama ihanetin duyulduğu an itibariyle koşarak göreve geldiler. En ağır bombaları attık demiştik size. Bu bir silah, uzun namlulu silah, çelikten yapılıyor ama erimiş. Öyle bir bomba kullandılar ki kahramanların silahları, çelikleri bile eridi. İhanet şebekesi, FETÖ'cü hainlerin o gece gerçekleştirdiği saldırıda 51 kahramanımız Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düştü. Onların anıları da başkanlık içerisinde bulunan bu müzede yaşatılmaya devam ediyor. Kendilerine ait o gece üzerlerinden çıkan silah ve kişisel eşyalar burada bulunuyor. Polislerin uzun namlulu silahlarından beylik tabancalarına, cep telefonlarından kullandıkları otomobil anahtarına kadar kişisel eşyaları bu müzede sergileniyor. Ve az önce de gösterdik, birçok silah, birçok parça bombaların etkisiyle, Nizamiye'de bulunan bombaların etkisiyle ya erimiş ya parçalanmış ki bir çeliğin erimesi çok da kolay değil elbette. Ve kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Alpaslan Yazıcı, şehit düşen, o gece şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz. Ona ait gözlük, yine kıyafeti, beresi. Hemen sol tarafta havacılıkta görev yapan Yasin Bahadır Yüce, 1984 doğumlu. O da o gece buradaydı, görevinin başındaydı. Ayrıca burada çakılarını da görebiliyorsunuz. Görevleri süresince kullandıkları tüm ürünler burada sergileniyor. 15 Temmuz 2016'da ihanet gecesinde darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan, en önemli noktalardan bir tanesiydi Özel Harekat Başkanlığı. Buradan göreve çıkmak için hepsi Nizamiye'de toplanmış, hazırlık yapıyordu. Onlar da FETÖ'cü hainler, darbeciler de özel harekat polisin direncini kırabilmek için F-16 savaş uçaklarıyla ardı ardına bombaladılar Nizamiye'yi. O bombaların düştüğü noktaya doğru ilerlemek istiyorum. Burada bir de anıt oluşturdu. O anıtta neler var? Çok kısa onu göstermek istiyorum. Bombanın tam olarak düştüğü nokta, bu ışığın içeri girdiği nokta. Hiçbir şekilde bu noktaya dokunulmadı ve saatler 12'yi gösterdiğinde, tam yaklaşık bir 10-15 dakika önce güneşin dik geldiği anda burada özel harekatın temsili olan kartal heykelini görebiliyorduk. Burada 51 şehidimizi temsilen 51 beyaz lamba, tüm şehitlerimizi temsilen de 252 kırmızı lamba bulunuyor. Tam ortaya geçtiğimizde de tüm aynalar sizi gösteriyor.
51 şehit verdiğimiz nokta burası. Özel Harekat Daire Başkanlığı. Burası oldukça da uzuyor. Diğer tarafa doğru da geçmek istiyorum. Orada da o gecenin yaşanan ihanetin ne kadar büyük olduğunu en net bunlar gösteriyor. Kadın, erkek demeden o gece burada görev yapan şehitlerimizin tüm şehitlerimize ait tüm parçalar, tüm kıyafetler burada. Zafer Koyuncu, o dönem görev yapan başkanımız, o da burada şehit düştü. Kendisinin silahını görüyorsunuz. Kabzası tamamen erimiş. Yüksek sıcaklıkta, yüksek kuvvetle bombalar attılar FETÖ'cü hainler o gece. Ve burada ikiz kardeşleri görüyorsunuz. Ahmet Oruç'la Mehmet Oruç. İkisi de 1990 doğumlu. İkisi de devletine hizmet edebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, Havacılık Daire bünyesinde çalışıyordu ikiz kardeşler. Onlar da o gece burada şehadet şerbetini içtiler. Velit Bektaş, Ufuk Baysan, Turgut Solak, Sevda Güngör. Üzerinden 8 yıl değil, 80 yıl geçse de bu isimleri unutmamamız gerekiyor. Bu isimleri yaşatmamız gerekiyor. Onları sadece 15 Temmuz'da değil, diğer şehitlerimizle birlikte her gün anmamız gerekiyor. Onlar bu vatanın kurtulması için FETÖ'cü hainlerin amaçlarına ulaşmaması için o gece 15 Temmuz'da mücadele verdiler ve silahı kırılan bir kahramanımız Özel Harekat Polisi Niyazi Ergüven, 1990 doğumlu, silah kabzası ortadan ikiye bölünmüş durumda. Arkada yine kendisine ait bir şarjör görüyoruz. O da o bombanın tesiriyle paramparça olmuş durumda. Her biri o gecenin izlerini bize net bir şekilde gösteriyor. Yine eriyen bir silah. Bunlar oyuncak değil. Bunlar ağır çelikten yapılan özel silahlar. Yüksek ısılarda eriyen silahlar. Darbeci hainler o gece yüksek ısılı bombalar attılar buraya. En güçlü bombaları attılar Özel Harekat Polisi'nin direncini kırabilmek için. 51 şehit de tam olarak Nizamiye'de, avluda şehadet şerbetini içti. Müzeyi gezerken bizlerin de tüyleri diken diken oluyor. Yer yer gözlerimiz doluyor anlatırken. Ancak bir kez daha söyleyelim. Burası tüm Türk gençlerinin gelip görmesi gereken bir yer. O gece yaşananları en net anlatan, en net gösteren noktalardan bir tanesi. Bizler sadece kameramızla, mikrofonumuzla izleyicilerimize bunları aktarabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Parçalanan silahlar, bir silah paramparça olmuş, erimiş. Bu tarafta yine metali, iç aksamı dışarı çıkmış bir silah. Metalin eridiği bir noktada ne erimez ki? Bu soruyu da sormak lazım. Burada şehitlerimiz, Meriç Alemdar, Mehmet Karaca Tilki, Muhsin Kiremitçi, her biri o gece burada kahramanca mücadele ettiler. Bizler de o gece hedef alınan Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaydık. Şehitlerimize ait, o geceye dair izleri izleyicilerimize aktardık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.